Terörle mücadelemizde tarihimizin en başarılı dönemlerinden birisindeyiz. Teröre vurulan darbe halka refah getirdi. Bölgede üretim faaliyeti arttı. Sosyal ve ekonomik şartlarla da mücadele halindeyiz. Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröre indirilen ağır darbe sonrası bölgede yeni fabrikalar kuruldu. Tekstil konusunda da ülkemizin önemli üretim üslerinden birisi olacaktır. Biz terörü tasfiye ettiğimiz sürece. Bölücü terör örgütü PKK vatan savaşı sürecinde ağır darbe aldı. Operasyon sayılarımız ilk 10 aylar itibariyle son 3 yılda %150 artarak 40 bin seviyesinden 101 bin seviyesine çıkmıştır. Yurt içi terörist sayısı da 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş. 2500 seviyelerden bu ay itibariyle 550'li rakamlara gerilemiştir. Başarılı operasyonlar örgütteki çözülmeyi de hızlandırdı. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisi hale getirilmiştir. Ayrıca 6 faz olarak devam eden kran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisi hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İkna ve teslim rakamları da toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verilerle 289'dur. Terörle kararlı ve başarılı mücadele bölge halkının refahı içinde yeni fırsatlar doğurdu. Ağrı'da kurulan tekstil kent bünyesinde 7 yeni tekstil fabrikası inşa edildi. 6 bin kişiyi istihdam edecek ünlü bir tekstil firmasına ait fabrikanın temeli de önümüzdeki günlerde atılacak. Bütün bu işlemler tamamlandığında 1650 kişinin çalıştığı tekstil kentte 16 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu bir tercihtir. Tunceli'de 2015 yılında 8 bin olan çalışan sayısı 11.500'e yükseldi. Mardin'de ise il genelinde 46'sı tekstil alanında olmak üzere 49 firma faaliyete geçti. 7.095 kişi çalışmaya başladı. Tekstil sektöründe tescil işlemleri bitmek üzere olan bir fabrikada da 2.000 kişi işe başlayacak. Ayrıca bölgedeki terörist sayısının azalmasına karşılık turist sayısı arttı. 2015 yılı baz alındığında bölgedeki turizmde %141 artış meydana geldi. Bu markalar, bu yatırımlar, bu turistler yıllardır buralara gelemediyse bunun sebebi terördür ve bunun sebebi PKK'dır. Çarpıcı veriler İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe sunum raporunda yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı raporda FETÖ'yle mücadele ilişkin bir bilanço da yer aldı. Bu yıl Kasım itibariyle 559.064 kişiye işlem yapılmış, 261.700 gözaltı, 91.287 tutuklama gerçekleşmiştir.